Volkan Hocam, Ersin'in de benim de e, yorumculuk hayatımızda hakemlerle çalıştığımız süreler oldu. Zamanlar oldu, zaman dilimleri. Bir, benim tecrübelerim bana şunu söyledi. Markus Merck'le de iş yaptım ben. Dünya Minoca e de çalıştım. E, Deniz Çoban'la da çalıştım. Bir kere bizim gibi düşünmüyorlar. Kural kaide kitap yaklaşıyorlar. Yani sen diyorsun ya yönetenlerin futbolu bilmesi lazım. Mesela bu pozisyonun ruhunu bilmiyor hakem. Ama tamam da bunun için bir kurala gerek yok ki abi. Şunu söylemeye çalışıyorum. Mesela sen bu pozisyonda şunu söyledin ya. Bu top geçmediği dakika o elden düştüğünü görüyorum ben diyorsun. Evet. Çok net biliyorsun. Çünkü onu defalarca deneyimlemişsin. Evet. Ya o şöyle yapıyor. Bir endişe var üzerlerinde. Çalarsam yanlış mı çalacağım endişesi? Ama çalarsa da var var abi. İşte ben de onu söylüyorum. Sen yani var çal, var. yanlışsan vardan aynen, düzelsin. Aynen. Ya bak, e, yanlışsan vardan düzelsin. Gördüğünü, ben, gördüğünü çal. çal. Evet, Çalamıyorlar evet, her şey. Aynen. aynen gördüğünü biz görelim değil mi? Çalamıyorlar. Çünkü ha. ben gideyim vardan teyit edeyim öyle veririm aynen, diyor. Aynen işte bak, benim görmeden, gö görmediğini aslında anlarsak ve burada yorumluyorsak. O zaman senin için en büyük sıkıntı bu. bu Bravo. Onu söylüyorum. Ay, görürsün adım. yanlış görürsün düzeltiyor Git, zaten. Düzelt, bu Aynen. kadar. Benim, Peki bir şey söyleyeceğim. Söyle. Bu pozisyonu nasıl görmüyorsunuz zaman? Getir şu, şu, geniş anadolu. Işte geniş. o benim anlattığım Senin ekrana. benim baktığım yerden bağlı. Şey söyleyeceğim. Bu, Bunu nasıl Bunun hakemi görmüşsün? Hayır yani. var mı? Şimdi ben şu, Elimizdeki geçen sene çok canım yandı. Yani gerçekten. Şimdi Anadolu kulüplerine biraz daha. Ona bir baksınlar ya rica ederim. Biraz daha şey yapıyorlar. Hani nasıl söyleyeyim sana. Bir şey olmaza bakıyorlar Anadolu kulüplerine. Ama gerçekten yani çok canım yandı geçen sene. Belki 5-6 puanım gitti. 5-6 puanım gitmese zaten ben küme düşmeyi oynamazdım. Ama lütfen ve lütfen buna çal sen dizden mi geldi? Başka bir yerden mi geldi? O zaman var desin ki ya bu dizden gelmiş ya da bilmem nereden gelmiş, nereden geldiysin. Bu penaltı değil desin. O zaman da dönsün karar. Ya ben daha yine söylüyorum ya. Vara gidip de bir kere dönen karar görmedim. Gördük mü abi? Bir işte geçen söyledik. Yok. Fırat Aydınus vermiş, evet. ve yurt dışında kim verdiğini Cüneyt Çakır vermiş. Evet. vermiş. Ya sizlerin korkmayın ya, yani ne olacak ki yani? Sen şimdi şu hocam, hocam adam te, ama talimatta diyor ki bak burada foil var diyor. O sana zaten bırakmıyor ki inceleyebilirsin. Burada foil var diyor. Hocam, şimdi var da konuşmayanmış zaten. Biz zaten konuşmalar yayınlandı. Ya yayınlandı, ya. Ya. Ya, yayınlandı işte evet. evet. Onu konuşmadık da. da. Konuşmaya yayınladığınızda vardaki hakem kararın ne olduğunu anlatırken da, sahadaki hakemin normal şartlar altında. Herhangi bir telkinde birisinin bulunmadan gördüğünün kararını vermesi lazım. Gidiyor, izliyor ve söylediğiyle normalde izlediği arasında birbiriyle örtüşen yok. Sırf yani. var söyledi diye o kararı veriyor. Ama olmaz işte. Ama şöyle oluyor bak. Olmaması lazım. Yani Spor Ersin, maçında Ersin, Ersin, Galatasaray'ın iptal edilen Ersin, golü. Göztepe maçında yine Ersin, Ersin kenara içinde. geliyor. Bak ben burada bir pozisyon var sana göstereceğim diyor adam. Ersin kenara geliyor. Ya Ersin bak şurada ayağa temas var. Diyor. Görüyor musun? Bak ayağın temasını bir daha gösteriyorum. Ya sen bırak adam bu ayağa teması varsa göz. o mi? Şimdi bu adam bana ayağa teması varsa ben bunu nasıl temas olmadığını söyleyebilirim? Ay, Volkan Bayarsan diyor ki konuşmasını TFF yayınladı. Evet. Volkan Bayarsan önündeki ayağını diyor Torreira diyor rakibin önüne koyuyor topa öyle temas ediyor diyor. Sağdaki hakem diyor ki topa temas etmiyor değil mi hocam diyor. Hayır kardeşim ben öyle demiyorum demiyor. Diyor ki, faal yapıyor Torreira diyor. Ya yani topa dokun, topa dokunuyor demiyor şeydeki vardaki. Sen yanlış anladın. Beni demiyor. İstediğini yaptı ya. Yani çünkü çağırdı. iptal etmesi gerekiyor. Sağdaki hakemi görmemesine rağmen yanlış bir şekilde yönlendiriyor. Ya yani böyle bir durum var. Şu pozisyonla ilgili de bir şey şimdi yeri gelmişken ben yani ee, çok konuşuluyor ya. Tam aksiyonun olduğu nokta itibariyle. Şuradan sekse bu top herhangi bir şekilde penaltı olur mu? Olmaz. Olmaz. Emin misiniz? Ben Öyle diyorlar olmaz. kuralları takip etmek. İşte o yüzden zaten kuralda böyle bir şey yok aslında. Yani vücuttan seken herhangi bir topun kola gelmesinin, ele gelmesinin penaltı olmadığına dair bir kriter yok. Bu pozisyon eğer buradan gelseydi, benzer bir şekilde gelseydi Hakem yine penaltı verebilir. Elin konumu açısından evet. söylüyorsun. En önemlisi bu. Torera'ya dedik ya penaltı diye. Evet. Elin Torere konumu. Ama dedik şimdi ya. Bir şey Dün biz yorum yaptık. Kerem Türkiye'de, Demirbay pozisyonu. Türkiye'de de, o pozisyona penaltı değil diyen kimse de yok. Her yani bir yani bir Dünkü şey Torera'nın pozisyonunda şey el oynama. Peki bu top dizden gelse. Evet. Elin burasına mı çarpar burasına mı çarpar? Burasına çarpabilir. Evet. O zaman verilmez abi bu penaltı buna. Ama hocam şundan dolayı. Şimdi ben kural diyor ki Ama şimdi, kural yapma diyor ki beceriksizlik, vücuda beceriksizlik yapma bana, sakarlık yapma bana. Buradaki en önemli olan kriter ne biliyor musunuz hocam? Top vücuda geldiğinde sizin kolunuz, eliniz ne, ne şekilde aksiyon almış? Şimdi bir büyüme gerçekleşmiş. Doğal büyümenin dışında bir büyüme mi var vücutta? Ben kollarımı açtım. Ama şimdi yana adım attığı için bunda doğal konum olarak kabul edilebilir bu pozisyonda ha, e şu bu pozisyon için ha. demiyorum ha, ben zaten buna niye yani. penaltı çaldılar o top geçmedi değil mi ele çarptı evet. geçmedi evet. arkaya gidiyordu evet. ve ne olacağı belli evet. değil ama dizden çarpı böyle gelse bu arkaya gitmez bu top niye abi dize çarptı buraya çarptı aşağı düşer top yok mesela dize çarptı sıyırarak da geçebilir Ay, ele çarpmasa. yani Şundan Senin dediği gibi hocam, bir sıkışıklık olsa anladım. Türkiye'de yanlış anlaşılan ve her seferinde de yanlış yorumlanan bir sanki kuralmış gibi evet. lanse edilen bir şey var ya. Vücuttan ele gelirse penaltı değil. Oyun kurallarında herhangi bir şekilde böyle bir şey söz konusu Elin değil. Elin konumu önemli. Elin konumu önemli. Açık mı? Geçişi engelledin Kesinlikle. mi? Öz, e, Yoksa doğal Allah 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 böyle böyle girmen böyle böyle ama vücuttan çekti. <laughs> Diyelim ki buradan sekti. Yok öyle. Tamam. Yani öyle bir durum söz konusu değil o yüzden. Ben tabii istisna için konuşmuyorum ama bu hakimlerin bazı yorumcuların çok doğru olduklarını söylemiyorum. Doğru konuştuklarını düşünmüyorum. Hakem yorumcuları evet. diyorsunuz. Ben böyleyim. Herkes için geçerli değil tabii ama bence bazı kalbi temiz olmayanlar da var. Gündem yaratmak adına ortalık kızıştırma anlamında yapanlar da var. Ya yani tabii ki niyet okumak mümkün değil ama sonuçta eee belki bir ajandaları de itiraz, vardır. Dediğinize yani. de itiraz etmem dediğinize de itiraz etmem. Çok Benim çok de ajandaya sahip olduklarını gördüğüm oldu. Bir ajandaları var yani. Ya bazı gözler var. O gözleri ben gerçekten hani hakemlik dönemlerini de bildiğim, yorumculuk dönemlerini de bildiğim isimler var. İnanırım. Herhangi bir kafasının aklında, herhangi bir şey olduğunu asla düşünmem. Ama sadece sansasyonel yorumlar yapıp ee, sosyal medya üzerinden biraz daha etkileşim olması tabii. veyahut da işte daha fazla tartışmalar olması nedeniyle farklı yorumlar yapanların olduğunu da düşünüyorum. Ve inanıyorum da. Haksız değilsiniz yani bu konuda. Ee, şeye gelelim. Onu çok konuştu sosyal medya. Bizim tabi eski gençler bilin kaptanı Metin Altınel'in de çok selam var hepimize. O da bizi izliyormuş. Ona da çok, çok selam selamlar olsun. Biz de selam söyleyelim. Eee İmobilenin sarı kartı çok tartışılıyor. Biz beraber izlerken kırmızı diyen oldu mu? Olmadı. Kırmızı çok ağır olur bence. Sarı değil tamam. Yani dördümüz beraber izlediğimizde evet, sarı tamamdır. Evet. Sarı doğru tercih evet. Sarı doğru. Kırmızı çok zaten, ağır olur. Zaten yani yani. Manay öyle bir hareket değeri düşecek bir kapasitede fizikte bir adam değil zaten. Orada da bir aldatma değil, aldatma değil de kolayına kaçmış için. Ama tabii ki bir temas var. Ama şiddet Açısından bence de kırmızı çok ağır olur. Yani. Sarı tamam ama girmeyeceksin. Yani girmeyecek bir girsek bir yumruk orada da. hani gizli yumruk atarsın ya böyle evet. bir şey olsa hani %100 kırmızı olur ama öyle bir hani güreş güreşten de bir sarı kart çıkması normal bence yani. Büyük bir risk aldı. Evet. Ee, yani net bir şekilde Tabi gösterebilmek mümkün değil. Yani Gir, video olarak lazım görmek... bu pozisyonların ha, içine. evet. Büyük bir risk aldı. Ee, ve o riskin karşılığında da sarı kart ben doğru karar olduğunu. Bak Ersin sen ne dedin? Fre'de e, Rafa'ya çok bir sertlik var. Evet. Evet. Çok bariz belli oluyor dedi. Evet. Şimdi Immobile de tehdit artık takımlar için. Geldi her maç atıyor tehdit tamam mı? Yani bu üzerine oynanacak bunlar olacak o temaslar başlayacak, yakın temaslar başlayacak, sürtünmeler başlayacak, bunlar olacak. O yüzden biraz sakin kalmak lazım. Bu arada... Ve daha kızışır bu. Açıklamalar da geliyor. Giovanni Van Bronckhorst çok mutluyum. iyi başlangıç yaptık. İlk yarıda fazla pozisyonumuz yoktu. Masako ve Jenson'la tehlikeli olduk ama defansif oynayan bir takıma karşı da fırsat yaratmak zordu diyor. Golden dolayı mutluydum. İkinci gol hemen gelmedi ama rakibi de fırsat vermedik. Jenson'un golü önemliydi. 3 puanı aldık. Ee, özgüvenimiz var maçı da yansıtmaya çalışıyoruz her takıma karşı performans göstermeliyiz bugün özelinde ikinci golü geç bulduk oyuncularıma ilk bölümü kayıpsız kapattık İyi bir ilk bölüm geçirdik dedim milli takımlarına gidecek oyuncularımız var önümüzde de Trabzonspor maçı var iki haftamız hazırlanmak için önümüzde ve ikinci bölüme de ilk bölümü başladığımız gibi enerjik başlamak istiyoruz demiş milli takımlarına davet edilmelerinden ötürü de çok mutlu oldum milli takım hocalarına kendini gösteriyor demek ki oyuncularımız. Önümüzde de çok maç var. Çok çalışacağız ve bununla ilgili olarak da ilk değerlendirmeleri de bu olmuş. Giovanni Van Bronckhorst özgürün Hoca da Bülent Hoca da hafta içi zaten bazı demeçleri oldu takımla ilgili. Hani seyirciler arasında bir Sıkıntı yaşadığı dile getirdi. Yeni takım olduğunu söyledi. Tabii hoca için bir puan önemliydi. O yüzden riski geç almaya başladı. Ben sana dedim ben Bülent Hoca ile çalıştığım için. Ya 82, 83'ü bulur dedim değil mi? Evet. Açmasına. Evet, ona bir stoper'in bireysel hatasından dolayı zaten 2-0 oldu. Ama hakikaten Bülent Hoca geç, geç risk aldı. Yani beraberlik bir puanla ayrılmak istedi düşüncesine sahipti. Van Brokos ilk bölümü iyi geçtik diyor ya. E, şu ana kadar ligde izlediğim en diri takım Beşiktaş. Bugün biraz yorgunluğu hissetti. Hafta içi yorgunluğunu. De. normal. Ama çok yüksek şiddetli maçlar oynandı. Sonuç elde etti. Bence şimdi bu milli arada iyi gelecek. <laughs>